İstanbul Büyükşehir Belediyesi Rumeli Hisarı Restorasyon Ekibi heyecan verici bir keşfe imza attı. Çalışmalar esnasında bir yeraltı geçidine ve buluntularına ulaşıldı. Fethin 571. yılında ve bunu özellikle altını çizeyim arkadaşlar. Bu tür şeylerde hep süresini bekleme, zamanını bekleme vardır. Öyle değil. İlginç bir şekilde tam o gün ortaya çıkmış bir buluntudan bahsediyoruz. Yani kendini adeta bize göstermeye çalışan bir buluntudan bahsediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kayıtlarına geçen ilk bulgularda buranın bir su yolu hattı olduğu tahmin ediliyor. Restorasyon çalışmalarının ardından bu noktanın turizme kazandırılması da hedeflendi. Buranın bir dere yatağı üzerinde Çukur Çeşme'den başlayan yukarıdaki hattın su tahliyesiyle başlayan ve fakat burca geldiği noktada yapım sırasında bunun bir geçiş ve denize iniş noktası olma, bir gizlenmiş ve korunaklı bir geçiş noktası olarak yapıldığı, tahkim edildiği bir alan. Gizlenmiş ve korunaklı bu tarihi geçidin ilk giriş noktasında yükseklik yaklaşık 1 metre. İleriye yani sarnıca doğruysa yükseklik 4 metreye kadar çıkıyor. Fetih sırasında tam bu noktada Fatih Sultan Mehmet'in burada üç paşasına yapımını emrettiği ve İstanbul'un fethinin aslında nişanesi olan 4 ay gibi kısa sürede yapılmış bu muazzam yapının aslında askeri teknikler açısından da bazı ihtiyaçları gördüğü anlaşılıyor. Şu an dikine bir kesitte 125 metre olduğunu bildiğimiz fakat içeride başka kanallar ve kollarla ayrıldığını tahmin ettiğimiz bir yeraltı geçidinin buluntularını görmüş oluyorsunuz. Bir ortaçağ savunma yapısında yeraltı geçitlerinin olduğu bir buluntuyla karşılaşmış oluyoruz. İstanbul için ve dünya tarihi için hayırlı uğurlu olsun.